Günaydın arkadaşlar. Şu anda güzel bir yağmurumuz yağıyor. Ben nereye? Yunus aradı. Acil anne, kız hastalanmış çok fena. Hazırlan, hemen dükkana gel. Yardımına ihtiyacım var. Aslında bugün bizim birinin davetine gidecektik. Davetliydik bir yere. Yağmur biraz diner gibi oldu da korktum nasıl gideceğim diye. Bir tane yağmurluk buldum. Acil giyindim. Şimdi yokuş aşağı iniyorum. Allah'ım, bir telaş yaptım sabah sabah, dedim nasıl çıkacağım, şemsiye de yok. Oluktan boşalır gibi yağmur yağıyor. Şu anda biraz hafifledi. Bari otobüse bininceye kadar çok yağmasa. Çünkü bugün Beykoz'a da uyarı var. İstanbul'a da bayağı bir yağmur yağacak. Bayağı yokuşu bir bakın. Şöyle sularımız aşağı aşağı. Artık ıslana ıslana gideceğim. Çocuğa yardımcı lazımmış. Kimse de yok cumartesi. Nasip ya, her şeyi nasip diyorum ya her zaman. Yavaş yavaş ineyim yokuşu düşmeden. Çünkü çok kayıyor. Yağmurda bizim buralar maşallah. Çok da beklemem inşallah, otobüs gelir. Kız çünkü gece de acile gitmiş gelmiş, yine fena olmuş. Tabii ki dinlenecek. Anlaşıldı. Zorluklarda Sevim koş. Aman iyi olalım da. Bir anda uyku sevmesi şey yaptım ben de. Şok, nasıl çıkacağım, nasıl yapacağım falan. Yağmur olduğu için. Yoksa normalde değil. Yapmam bunu. Gidin devamında dükkanda çekerim. Şimdi yokuş iniyorum, fazla sallamayayım. Planda ne vardı? Biz bugün Esra ile, gerçi yağmur böyle devam ederse hiçbir yere çıkamaz da, çocuklarla. Şöyle kayan dik yokuşa geldim ben. Beklemeyi alacağım canlarım. Bayağı bir su. İnerim, ayaklarım ıslanacak, artık yapacak bir şey yok. Arkadaşlar selam. Merhaba. Yoruldum ya, çok yoruldum bugün. Ay yorulmuşum. Ama niye yoruldum bir sorun bakayım. İnanmıyorum ya, bugünkü olaya inanmıyorum. Dükkandan çıktım. Dükkanda da Yunus hiçbir şey çektirmedi. Anne diyor, 40 yılda bir geliyorsun, bir şey mi çekeceksin? Normalde çektirir. O da biraz telaş yaptı herhalde. Ondan sonra cuma. İşim bitti. Servisi yaptık, öğlen servisini. Kız orada zaten oturuyor, evin şeye de gitmiyor. Bindim Kadıköy otobüsüne. Beykoz otobüsü var, BK. Allah'ım, iki kere kaza yapıyordu, uçtuk. Resmen. Hadi bismillah, geldik mi kavaca? Giriş yaparken hop hepimizi indirdi. Dedim herhalde arızalı bu otobüs. Ondan mı indik diye kendi kendime sorguluyorum ama. Durağa dikildik, bir BK daha geldi. Hayır dedi, binemezsiniz, herkes iniyor. Yol kapalı. Dünyadan bir haber. Halbuki akşam Yunus söyledi ama saatini bilmiyordu. Bisiklet yürüyüşü varmış Beykoz'da. Komple yolları kapatmışlar. 6'ya kadar da açılmıyor. İnsanlar bir stres, bir sinir. Şoföre sataşan mı dersin, bir yerleri arıyorlar, oraya mı sataşan dersin. Olamaz, haklılar, haklılar. Pazara yapın. Tamam, yapabilirsiniz bisiklet yürüyüşünü. Ama biraz bu insanları da düşünün ya. İşten geliyor herkes, cumartesi bugün. Ya belirli yere kadar getir. Örneğin benim fabrikanın oraya kadar kapalı olmaması lazım. Ama otobüs iptal. Gelemiyorsun. Hadi oradan biraz oturdum durakta. İnsanlar ne yapıyor diye. Herkes biri taksi tutmak için ilerliyor arka yollardan. Dedim Sevim, topağa kuvvet, ayağa kuvvet.
Dedeoğlu'na kadar yürüyeceksin. Dedeoğlu da bayağı bir yol Kavacık'ta. Allah'tan yokuş aşağı çoğu bölgesi. Bayağı bir yürüdüm. Anam işte bana denk gelir ya. Arkamdan da orada bir uşak. Merhaba hanımefendi. Şöyle bir baktım. Merhaba dedim. Siz de durakta değil miydiniz? Otobüste görmedim. Doğrudur dedi. Ay zaten akıllısı beni bulmaz ki. Ben de evde Beykoz'da oturuyorum. Yürüyeceğim mecburen. Bir şeyler anlatıyor hızlı ağzının içinde ama anlamıyorum. Önümden. Ben dedi buradan kestirme dedi. Oraya siz de orada. Sen dedim git orada kestirme. Ben dedim kestirme gitmeyeceğim. Ana yoldan gideceğim. Dedim bana mı rast geliyor ya? Allah'ım 40 yaşlarında var ama. Demek ki rahatsız biraz. Ya da toparlayamıyor. Çünkü aramızdaki konuşmayı anlatmıyorum. Oradan anladım. Ben sana evlenip evlenmediğini sormadım ki. Önümde otobüste gördüm dedim. Merhaba dedim. Allah'ın selamını aldım. Bekar olduğunu sormadım. Yani çok konuştuğu için anladım zaten. Hadi geldim buradan buraya yürü. Oradan oraya dinlene. Sonunda evime kavuştum. Bugünkü eziyet var ya zaten sabah bir panikle gitti. 8'di işte çıktığımda. Allah'tan yağmur durmuş Esra öyle diyor. Biraz yağdı otobüs durağında beklerken aşağıda. Tabii benim çoraplar gitmiş. Saat 6'ya geliyor. Yol 6'da açılacak. Ben ne yapayım? Kavacık'ta oturayım mı? Yolun ortasında 6'ya kadar otobüs gelecek diye. Ne bileyim ben ya artık. İnsan vallahi hiçbir şey zevk vermiyor artık bu arada. Neden? Zaten bazı şeyler tıkalı. Bir de böyle yapmaları. İnsanlar diyor ya dışarıdan geliyorlar diyor bisiklet yarışına yani. Bizim yolları kapatıyorlar. Onlar da haklı. Şimdi ne yapayım? Dolmamız var. Orada da yemek yemedim açıkçası. Bugün çünkü menüde şey vardı, sosis vardı, makarna vardı, yoğurt vardı. Hallettim ama yemedim, canım istemedi. Bir çay koyarım. Vallahi bir de şey yapayım, dünden biraz kıymam var. Arkadaş da demiş sulu köfte yapsaydın, keşke yapsaydım vallahi ama şey de güzel oldu ya. Soğan dolmam da güzel oldu canım benim. O da öyle oldu. Ondan kalan az bir kıyma daha var. Onu da diyorum böyle ekşili köfte yapayım. Ay çorba niyetine. Terbiyeli yumurtayla limonu sıkıyorum. Güzel terbiyeyi yapıp atıyorum ya. Biraz ondan yapayım. Çayı koyayım. Esra da çocuğu emziriyordu. Girdim içeriye de daha hiçbir şey yapmadım. Çantayı öyle bıraktım. Sabah inerken yokuşu biraz video çektim. Ondan sonra o açtırmadı. Orada zaten telefon da çalsa açamazsın. Yunus'un öyle bir kuralı var. O telefon bırakılacak. Böyle devamlı her gün gidersem çekebiliyorum. 2-3 gün üst üste çağırırsa zaten çektiriyor. Ama bugün nasıl olsa 8'de çağırdı. 3'te çıktı. Yani 3'ten tabii ki o saate kadar yolda sokakta çekerdim ama stres yaptım ya. Gideyim bir çay koyayım. Güzel bir çay çünkü ayaklar artık parmaklar ağrıdı. Ana şu yokuşu düşünürken kendi kendime gülüyorum. Bu yokuşu nasıl çıkacağım diye gelirken düşünürken bir sürü yol yürüdüm. Ya hani derler ya bir laf var. Hani şu taş üstüme gelinceye kadar şu kaya gelse ben ne yapardım diye. Demek ki hiçbir şey düşünmeyeceksin. Hiçbir şeyin hesabını yapmayacaksın. Bugün halbuki biz davetliydik. Hem de çok güzel yemekler hazırlamıştı. Benim sevdiğim şeylerden özellikle. Nasip. Sabahta dedim ya her şeyin nasip, kısmet. Baktım en kapalı elbise bu yağmurda. Üstüne de lacivert Allah'tan kaldırmamışım onu yağmurluğumu. Hemen onu taktım çıktım. Bir iki şemsiye alıp oraya asmak lazım. Artık yağmurlar. Ben unuturum. Gerçi fazla şemsiye kullanamam da.
Çocuklar kullanır işteyse sabah işe giderken. Mutfağa geçeyim de. Ay. Ay beliğim. Hadi bakalım. Mutfağa geçtim. Ay. Şöyle bir tane kuru soğan rendeleyeyim. Orta boy yeterli. Maydanoz koyayım. Olmadı mı maydanoz koymuyorum. Maydanozumuz bu hafta çok evde. Dedim atayım. Normalde ben çok koymam köfteleri. Karartıyor. Hani bir gün kızar ızgara yapacağım köfteye çok koymam maydanoz. Çok karartır çünkü. Bekleyen köfteyi karartır. Pirinç. Çok az, şöyle avuç içi kadar yıkadım. Bu arada suyumu da koydum kaynasın. Şu unumu da tabağıma dökeyim. Sıcak sıcak içeyim ya. Sanki ayağım, elim ayağım kesildi. Biliyor musunuz? Bayağıdır da o kadar yol mecburi yürümedim. Hani insan zevk için çıkar yürür de o kadar dokunmaz. Ama mecbur kaldığında insana dokunuyor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Tuzunu da attım. Benim suyumu koydum. Tencereye kaynasın. Çünkü bunu yapınca unla birlikte. Ondan sonra da piştikten sonra da güzel bir tane limon, bir yumurta ile terbiye çırpacağım. Terbiyeleyeceğim onu. Çok terbiyesiz oluyor bazen. Sare de evde, Yusuf da evde, Esra da evde. Ama bizim evde sanki kimse yok gibi bugün. Herkesin modu mu düşükte? Dolmam da var dünden. Baba, efendim yavrum. Şey diyeceğim. Ha. Ne yapıyorsun? Ha, şey yapmıyorum. Sana göre bir şey yapmıyorum yani. Sen ne yapacaktık? Biz unuttuk bugün. Pişi. Ha, pişi yapacaktık. Sabah evde olsaydım, doğru söylüyor çocuğum, ekmek yoktu. Babaanne. Pişi planlıyorduk. Babaanne. Kardeşim uyuyor. Tamam, bağırmayayım. Bağırma demeye mi geldin bana? Sen niye ben gelinceye kadar yemekleri yapmadın bakayım? Hı? Çabuk söyle. Çok bağırma diyor bana. Kardeşim uyuyor diyor. Duydunuz değil mi? Zilin sesini. Çok yapıştırmışım ya. Zilini yordum ya. Rahatsız olmuşum. O topak yaparken. Şöyle. Islak olması iyidir köfte yaparken de. Hadi. Çok da küçük yapmıyorum şimdi. Normalde oturmam lazım onu. Küçük küçük boncuk gibi yapıyorum bazen. Vakit bol oluyor. Ama şu anda sıcak sıcak, şöyle acılı, ekşili. Bu da vallahi ilaç gibi gelir.
Benim evim de çok güzel yapıyor ya. Bunu çift çift böyle yuvarlıyor, iki dakikada. Küçücük küçücük. Ha şöyle. Öyle mi yapsam acaba ya? Küçük küçük. Ah, maydanoz sapı. Büyük kesmiş. Bak böyle yapıyorlar. Tamam, ben ağzıma gelsin. Biraz iri olsun. Ay o ara ay kendime de güldüm. Gözümün bir tanesinden de yaş geldi. Şey doldum biraz. Duygusallaştım da otobüste. Şimdi Emine ile konuşuyorum koltukta. Oturuyorum. En sonda, en öndeyim. Elimde kulağımda telefon. İlk freni yaptı. Bir şey yaptık Kadıköy'e çıkışında. Hadi dedim, biri çıktı herhalde önüne. Çok şükür bir şey olmadı. Şey, önü göremiyorum ya. Hadi kabaca az kaldı, gireceğiz ama olamaz. Emine'yle konuşuyorum. Kulağımda telefon. O telefon benim fırladı. Gitti. Kadınlar bir çığlık. Gençler Allah razı olsun. Şoförü bayağı bir kalayladılar. Çünkü yani önüne bir şey çıkmıyor. Ne bu? Hiddet yani. Ondan sonra telefonu yerden aldım. Allah Allah diyorum. Emine'nin telefonunda ne işi var diyorum. Sesini duyuyorum. Bir anda şoka girmişim ya. Ay, ondan sonra Emine de çığlık atıyormuş oradan. Anneme ne oldu diye. Anne anne diye bağırıyor telefonda. Allah diyorum, bu kız diyorum ne arıyor bu telefonda, bak kafaya bak. Bir anda Allah'ım göstermesin, gerçekten insan bir anda şoka giriyor ya. Ufacık bir şey, bak örnek. Allah'ım beterinden saklasın cümlesini. Gerçekten acı bir şey. Ufacık bir şeyi bile kaldıramıyoruz bak. Anlatıyorum değil mi? Şokunu. Ya. Hayatta ne şoklar var, ne şoklar var. Bunu böyle top top yapıp kaynayan suya atacağım. Ondan sonra da bir terbiye yaparım. Kaynar. Bir de öyle tıklar terbiyesiyle. Tamam. Sıcak sıcak içerim. Ondan sonra çay koyacağım. Şimdi aç karnına çay içersem bunu yiyemeyeceğim. Midem de bulanacak. Mide koruyucumu da almamıştım sabah. Biraz da ondan korktum yemeğe. Yanar manar dedim. Şimdi dayanamam. Yine baharatlı şeyleri yerim. Oradan Yunus bana böyle yapıyor. Anne bak diyor. Kaşarı sucuğu diyor dilimliyorum. Müşteriye hazırlıyor ya. Üstüne de diyorum kaşar koyuyorum diyor. Tost makinesinde böyle şey yapıyor. Sen seversin böyle şeyler diyor. Sus dedim Yunus, sus. Şey, hiçbir şey istemiyor. Bugün habire bana fırça attı. Telefonu açtırmadı. Elimle atacağım bunu, kaşıkla atacak halim yok. Ununu sirkeleyeyim. Yanına patates de doğrayabilirim ama gerek var mı bilmiyorum. Çünkü bazen de patatesli yapıyorum, bu eşki ekşili köfteyi, terbiyeli köfteyi havuçta koyuyorum ama böyle dedim sade yapayım bugün. Sizi de fazla yormayayım. Oh, kaynamış vallahi. Fokur fokur ediyor. Biraz tuz atayım. Köftemi de atayım. Kapışsın be. Basit bir yemek ama lezzetli oluyor yine de ya. Yani diyeceksiniz, belki sorarsınız Esra niye yapmadı diye, de Esra ne yapacağımı bilmediği için. Şimdi ben evdeyken ben yapıyorum, onu söylemeye çalışıyorum. Yoksa Esra bunu bir şey yapardı ama şimdi ben gelince başka bir şey yapacaktım derim diye ellememiş. Zaten yemek de vardı evde. Ne vardı biliyorsunuz, dolmayla
müşverimiz vardı. Kaynadım da terbiyesinde bir pasta yaptım mı tamam, sizi daha yormayayım ben. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.